Herkese merhaba, Hayatım Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz kare motif çalışması yapacağız. Motifimizin büyüklüğü 17 santimetre. Sizler de benimle aynı ipi ve tığ numarasını kullanarak örerseniz bu büyüklükte bir kare motifiniz olur. Şimdi iplerimden bahsetmek istiyorum. İpim Alize Happy Baby Soft. 3 numarada tığ kullandım arkadaşlar. 5 tane de renk kullandım. Sizler istediğiniz kadar renk kullanabilirsiniz. Dilerseniz de benimle aynı renkleri yapabilirsiniz. Hazırsak hemen yapımına geçebiliriz. Evet, başlarken tığıma bir ilmek atıyorum. Bir, iki, üç ve 4 zincir çekiyorum. Hemen baştaki zincirimizin içerisinden bu şekilde bağlıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekip halkamızın içerisine zincirle beraber 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir yandan da ipimizi gizlemeye çalışıyorum. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi bu şekilde ipimizi kesiyorum. Biraz uzun bırakarak çekiyorum. Şimdi bir tığ yardımıyla şu ilk baştaki 3 zincirimizin hemen içerisinden arka tarafından bakın motifimi batıyorum. Şu ipimizi buradan geçiriyorum. Daha sonra şu arkadan son ilmeğimizin şöyle ortasından olacak şekilde alıp ilmeğimizi bu şekilde çıkartıyorum. Şöyle gevşetip size göstermek istiyorum. Bakın burada bir ilmek oluştu ve birleşme noktamızı hiç belli etmedi. Şöyle yeterince çekiyorum. Daha sonra tığ ile ya da bunu iğne ile de yapabilirsiniz. Ben genelde iğne ile yapıyorum aslında. İpimi iyice gizliyorum. Sizler kendi istediğiniz şekilde de birleştirme işlemi yapabilirsiniz. Ben size farklı bir birleştirme tekniği göstermek istedim. Evet, yeni rengimizi aldım. İkinci sıramıza başlıyorum. Herhangi bir yerinden tığımı batırıp bu şekilde bir ilmek çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir, iki zincir daha çektim. Şimdi bu zincirimiz bizim bir tane trabzanımız sayılıyor. Hemen zincirimizi tepesine yaptığımız trabzanımızın şöyle altından tığımızı geçiriyorum. Alttan alarak bir ikili trabzan yapıyorum. Sonra yanındaki bakın trabzanın tepesinden batıyorum.
Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Tığımı doluyorum. Hemen tepesinden yaptığım trabzanın altından batıyorum. Bir tane alttan alarak ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki bir ikili trabzan. İkincisini aynı trabzanın altından tığımı geçiriyorum. Bu şekilde bir ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Ve toplamda 24 tane trabzanımız olacak şekilde sıra sonunda köşemizi birleştiriyoruz. Evet, sıra sonunda 24 tane trabzanımız oldu. 12 tanesi bu alttan alarak yaptığımız kabarık görünen ikili trabzanlarımız ve şöyle de aralarında da birer tane trabzanımız var. Şimdi bir kez de iğne ile göstermek istedim birleştirmeyi. Bu şekilde iğne ile yaptığımız zaman önden batıyoruz. Tığ ile aldığımız zaman arkadan alıyoruz. Şimdi şöyle çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Şu son yaptığım trabzanın ortasından ve arkadaki ilmeklerinden batıyorum. Bu şekilde. Şimdi arkada ipimizi yürüterek gizliyorum. Bu bitirme şeklini de zincirle bağlama yaptığımız zaman yapmıyorum arkadaşlar. Sadece trabzanlarla birleştirme yapacağım zaman yapıyorum. Evet, şimdi üçüncü sıramızla yeni rengimizle başlıyoruz. Şöyle motifimizi de buraya koyalım. Sizler de renkleri ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi şu ortaya yaptığımız trabzanlarımızın, bakın şurada alttan aldığımız trabzanlarımız, onun tepesine şöyle batıyorum ve ipimi buraya bağlıyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Şimdi bu bizim ilk trabzanımız oldu. Yine alttan alarak yapmış olduğum trabzanın tekrar altından tığımı geçiriyorum. Bu şekilde bir ikili trabzan yapıyorum. Sonra hemen yanına bir ikili trabzan yapıyorum. Tepesine batarak ve ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Birinci ikili trabzanımı ortadaki ikili trabzanın üzerine yaptım. İkincisini ise alttan alarak yaptığım ikili trabzanımın tepesine yapmış oluyorum aslında. Ve tekrar tığımı alttan geçiriyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yani alttan aldıklarımı alttan alarak devam ediyorum. Ve aralara da iki tane ikili trabzan yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Dördüncü sıramızda yine yeni rengimizi alıyorum. Şöyle ortada yaptığımız iki tane ikili trabzanımızın tam ortasından tığımı geçiriyorum ve bağlıyorum.
1, 2. Bağladığım noktayla birlikte 3 zincir. Bu benim bir trabzanım oldu. Şimdi 2 zincir daha çekiyorum ve aynı noktaya tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi zincir çekmeden 3 tane trabzanımızı atlayıp ikisinin ortasına batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde tekrar edeceğiz. 3 tane trabzan atlayıp şu ortadaki 2 ikili trabzanımızın ortasına batarak bu şekilde V'ler oluşturacağız. Evet, 5. sırama krem rengiyle devam edeceğim. Herhangi bir V'min, bakın şuradaki V'den bahsediyorum. Şöyle arka tarafından ilmeğin batıyorum. Buraya ipimi bağlıyorum. Tığımı doluyorum. Tarafa doğru. Alttaki trabzanımızın altından alıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Şimdi diğer trabzanımızın altından alarak bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bakın trabzanlarımın boyları pembe ile ördüğüm sıranın boyunu birazcık geçti. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar. Bir ikili trabzan daha yaptım. Aynı şekilde sıra sonuna kadar tekrarlayıp şu noktaya bağlıyoruz ve 5. sıramız tamamlanıyor.